Merhaba değerli hocam. Bir önceki dersimizde DNA molekülünden bahsetmiştik. Çok da güzel sorular çözdük. Bu dersimizde de seninle beraber RNA molekülünü işleyeceğiz. DNA, RNA, nükleik asitler ve protein sentezi konusunda bu bilgiler tekrardan işimize gelecek. Hemen sonraki dersimizde de ATP ve metabolizmayı anlatıp canlıların temel bileşenleri konusuna nokta koyacağız kıymetli hocam. Bu dersimizde ne yapacağız? Seninle beraber RNA konusuna başlayacağız. Derse başlamadan evvel kanalıma abone olduğun için ve videoyu beğendiğin için şimdiden teşekkür ederim hocam. Başlayalım değerli hocam. Nükleik asit, diğer ismiyle RNA. Hangi şeker var diye sana soruyorum. Diyorsun ki riboz şekeri olduğu için ribonükleik asit ismini almış hocam. Yapı taşı kimdir diye soruyorum. Diyorsun ki yapı taşı nükleotittir. Nükleotitler bir araya gelerek polinükleotit zincirlerini oluşturur. Geçen dersimizde DNA molekülü sentez demiştik. O zaman RNA molekülü bir nükleotit polimeridir diyebilir misin? Diyebilirsin. Bir yandaki RNA molekülüne bakmanı istiyorum. Tek zincirden medene gelmiş. Nükleotitler alt alta F ile başlayan bir bağ. Neydi bu an ismi? Fosfodiester bağlarıyla birleşmiş ve nükleotitler birbirine bağlanmış. Hangi molekülü oluşturmuş? RNA molekülünü oluşturmuşlar. Kaç zincirlidir demiştin? Demiştin ki RNA tek zincirli bir yapıya sahip. Şekerinin kim olduğunu sormuştum. Demiştin ki hocam zaten pentozlardan deoksiriboz DNA'ya, riboz da kime isim veriyor? RNA molekülüne isim veriyor demiştik. Hangi bazlar var sayalım? Azotlu organik bazlarımız, adenin, guanin, sitozin. La bunlar DNA'da da vardı. Evet, RNA'da da bulunuyor. Bir de kim var hocam dersek urasil içeriyor. RNA molekülüne özgü bir azotlu organik baz olduğunu söylemiştim. Timin var mı diye sana soruyorum. Ne cevap veriyorsun hocam? Timin DNA'ya özgü, urasil RNA'ya özgü diye özellikle sevgili hocam üstüne basa basa belirtmiştik. Peki bu nükleotitler neyle bağlanıyor demiştim? Fosfodiester bağlarıyla birbirine bağlanıyorlar. Alt alta diziliyorlar. Bu bağlar kurulurken şıp 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 ne çıkıyor? Su açığa çıkıyor. Oluşan molekülümüzün ismi bir polinükleotit oluyor. RNA kaç zincirli olduğunu söylemiştim. Tek zincirli olduğundan bahsetmiştik hocam. Kendini eşleyebilir mi RNA? Aynı DNA'da olduğu gibi replication yapar mı dersem? Hayır hocam, yapamıyor. Peki RNA molekülünü üreten enzimin ismi kim? Ben sana hep söylemiştim hocam. Biyolojik olayları genelde kimler yapar? Enzimler yapar. RNA'yı sentezleyen enzime RNA polimeraz. RNA'yı parçalayan enzime de RNA az enzimi ismini veriyoruz. Anlaştık mı hocam? Bunun da bir görevi var. Bahsetmiştik. Bir sürü enzim öğretmiştim sana. Hocam tüm canlı hücrelerde RNA molekülü var mı? Var ve tüm canlı hücrelerde RNA molekülü üretilir mi? Üretilir hocam. Peki RNA canlılarda nerede bulunur diye sana soracaklar. İleriki konularda şaşırdığın, bilmediğin organeller var şu an için. Öğretmediğim için söylüyorum. Bu organelleri işlediğimiz zaman yine RNA'nın ismi geçecek. Şimdiden kulağına küpe olsun hocam. RNA molekülü nerede var hücrenin? Sitoplazmasında bulunuyor. Ribozom organelinde bulunuyor ki bahsedeceğiz hocam. RNA diye özellikle belirteceğim. Mitokondri ve kloroplastta da RNA molekülü bulunuyor. Aynı şekilde çekirdekte de RNA molekülü bulunuyor hocam. Mahalledeki bakkallar ya da hocam fırınlar gibi. Hemen hemen her yerde fırına, bakkala ulaşabiliyorsun. RNA molekülü de hemen hemen hücrenin her yerinde karşılaşabildiğim bir molekül hocam. Peki kaç çeşit RNA molekülü vardır diye sordukları zaman diyorsun ki hocam 3 çeşit neyimiz var? RNA var. 1. Mesaj taşıyan, DNA'dan almış olduğu protein şifrelerini ribozoma taşıyan, mesaj götüren RNA'mız mRNA. De bakayım. mRNA. Aferin. 2. Amino asitleri taşıyan, taşıyıcı RNA'mız kim? tRNA. Bir de hocam ribozomun yapısına katıldığı için R harfi oradan geliyor. Bir tane RNA'mız var. Kimmiş ismi? rRNA. Açılımı neymiş? Ribozomal RNA. Süpersin. Şimdi kaç çeşit RNA'mız var sordukları zaman ne cevap verecekmişsin? 3 çeşit. mRNA, tRNA, rRNA. Hangisi amino asitleri taşır, taşımaktan aklında tutacaksın? tRNA. Hangisi ribozomun yapısına katılır dediğim zaman ne diyorsun? rRNA. Hangisi DNA'dan almış olduğu protein şifrelerini ribozoma götürür, mesaj olarak taşır dersem cevabın mRNA. Aklına bu şekilde kodlamanı senden rica ediyorum hocam. Hepsinin ortak bir özelliği var. mRNA, tRNA, rRNA fark etmeksizin. Hepsi hocam DNA üzerindeki bölümlerden, DNA üzerindeki kısımlardan sentezleniyorlar. DNA'dan RNA üretilmesi olayına bizim verdiğimiz isim transcription. Transkripsiyon ismini veriyoruz. Transkripsiyon kelime anlamı hocam yazılmak, yazmak anlamına geliyor. Üniversiteye gittiğin zaman inşallah sana karne vermeyecekler. Transkript verecekler. Üniversitelerde diyeceksin ki falanca şirkete başvurayım. İşte yaşadığım şehirdeki belediyeye başvurayım. Burs başvurusu yaptığın zaman senden o firma isteyecek, diyecek ki bana ne gönder? Transkript. Yazılı belge gönder. RNA moleküllerin sentezlenmesine ne ad veriyor musun? Söyle bakayım bana. Transkripsiyon ismini veriyoruz. Protein sentezi konusunda bu bilgiyi daha detaylı inceleyeceğiz. Önce kimden bahsedelim seninle beraber? tRNA, yani diğer ismiyle taşıyıcı RNA. 100 puanlık soru. Ne yapar? tRNA'nın görevi nedir? 1. Bu arkadaşımız sitoplazmada bulunan amino asitleri. Amino asit neydi? Proteinlerin yapı taşıydı. Bu arkadaşımız amino asitleri alıyor, tanıyor. Tanıdıktan sonra kendine bağlayıp, sırtına bağlayıp nereye götürüyor dersek ribozom organeline taşıyor. O yüzden ismi neymiş? tRNA'ymış. Hocam DNA'da zayıf
zayıf hidrojen bağı var mı demiştim ben sana. Adeninle timin, guaninle sitozin arasında demiştik. Evet hocam hatırlıyorsun, aferin. İkili bağ ve üçlü bağdan bahsetmiştik. Hocam tRNA'da da birazdan şeklini göstereceğim. Ne var hocam? Zayıf hidrojen bağları var. Bu bilgi önemli hocam. Karşısına sıklıkla çıkacaktır. Dikkat etmeni senden rica ediyorum. Şekil olarak neye benzetiyorlar RNA, tRNA molekülünü? Yonca yaprağına benzetiyorlar hocam. Peki mRNA kodonlarıyla uyumlu olan antikodon adını verdiğimiz üçer nükleotitten meydana gelmiş yapılar içeriyor. O ne diye merak etme, birazdan göstereceğim. Hocam protein sentezinde görev oluyor ve tekrar ne yapılabiliyor? tRNA molekülü kullanılabilen bir RNA molekülü çeşididir sevgili hocam. Tekrar edelim. RNA molekülünden tRNA ne taşır? Amino asit taşır. Nereden taşır? Sitoplazmadan. Nereye götürür? Ribozoma taşır. Zayıf hidrojen bağı var mıdır? Vardır hocam. Tekrar kullanılabilir mi? Evet. Protein sentezinde görev alır mı? Alır diyorsun, aferin hocam. Peki seninle beraber tRNA'nın yakışıklı şekline beraber bakalım. Bak niye tRNA diyorlar sevgili hocam? Taşıyıcı bir şeyleri taşıdığı için. Şekil olarak da hangi harfe benziyor zaten? Bak bakayım, T harfine benzetebilirsin. Ne taşıyor ama? Bak bu önemli. Glikoz mu taşıyor? Yağ asidi mi taşıyor? Gliserol mu taşıyor? Vitamin mi taşıyor dedikleri zaman ne diyeceksin hocam? Hocam amino asit taşıyor. Nereden alıyor? Sitoplazmadan alıyor. Nereye götürüyor? Ribozoma götürüyor ki ne sentezlensin? Protein sentezlensin. Bütün RNA çeşitleri hepsi protein sentezinde görev alır mı? Alır sevgili hocam. Bak alt tarafa bakmanı istiyorum. Burada alt tane 3 tane nükleotit var. Bu 3 tane nükleotitten oluşmuş olan şifreye biz tRNA molekülünde antikodon ismini veriyoruz. Ne diyormuşuz? Antikodon. Hocam bu ne işime yarayacak? Protein sentezinde daha detaylı olarak anlatacağım. Kulağına küpe olsun. Antikodon diye bir isim verilmiş hocam. Peki şuradaki bölümlere dikkat etmeni senden rica ediyorum. tRNA molekülünde zayıf hidrojen bağı var mı? Aynı DNA molekülünde olduğu gibi işte adenin, timin, guanin, sitozin eşleşiyor ya DNA molekülünde. RNA'da da tRNA'da da sevgili hocam zayıf hidrojen bağları bulunuyor. Bunu özellikle soruyoruz. mRNA'da birazdan bahsedeceğim. RNA'da zayıf hidrojen bağı yok ama tRNA'da var sevgili hocam. Geldik kime geldik? Mesajcı RNA, mRNA. Hocam bütün canlılarda bu RNA molekülü ne olabilir? Sentezlenebilir. Görevi nedir? Hani ne iş yapar? tRNA'daki gibi düşünmelisin. Hocam bu arkadaşımızın görevi DNA'dan aldığı şifreyi, DNA'dan protein şifresi alıyor ve bunu ribozoma götürüyor. Ribozom organeli bu mRNA'yı okuyor. Okuduğu zaman da ne oluyor sevgili hocam? Protein sentezlenmiş oluyor. Peki ne şekildedir söyler misin RNA molekülü, mRNA molekülü? Düz iplik şeklinde, düz zincir şeklinde. Peki 1000 puanlık soru. mRNA'da hocam hidrojen bağı var mıdır diye sana soruyorum. Ne diyorsun? Hocam mRNA'da zayıf hidrojen bağı yok. tRNA'da vardı, biraz evvel söylemiştim bana. Peki nasıl bir olay gerçekleşiyor? DNA molekülü bilgiyi, şifreyi kime veriyor? mRNA'ya yazıyor. mRNA molekülüne aktarıyor bu bilgiyi. mRNA'da yazan şifreye göre uygun amino asitler tRNA ile ribozoma getiriliyor. Amino asitler bir araya geldiği zaman peptit bağlarıyla bir şeyler sentezlenir. Ne sentezlenir? Protein sentezi gerçekleştiriliyor. mRNA bu sentezlenen proteinin tarifini taşıyor. Şifresini taşıyor. Ben sana söylemiştim, proteinlerin yapı taşı amino asit demiştim. Amino asitlerin sentezinde bunların sayısı, sırası, dizilişi, çeşidi önemli miydi? Önemliydi. Aha bak bu. Hangi amino asitin ne kadar, hangi sayıda, ne çeşit amino asitin geleceğini mRNA üzerindeki bilgi sevgili hocam şifrelemiş oluyor. Daha detaylı olan kısım protein sentezi konusunda anlatacağım hocam. Peki bakmanı istiyorum. Adenin, urasil, guanin. Bak dikkat et. Timin yok hocam. İçeriye bak, hiç timi görmezsin. Bu gördüğün mRNA üzerinde bulunan üçerli birimlere verdiğim isim kodon. Ya bakayım, kodon. tRNA'dakilere antikodon. Anti karşısı gibi bir anlama geliyor sevgili hocam. Hani antifriz diyoruz. Donmayı engelleyen antivirüs. Virüse karşı olan. Bu RNA molekülleri de aynı tRNA'lar gibi tekrar ne yapılabilir? Kullanılabilir. Senin daha evvelden yazmış olduğun börek ya da poğaça tarifin bir kenarda dursun. Acıktığın zaman malzemelerin de varsa o kağıdı tekrardan önüne alıp aynı malzemeleri birleştirip kek, börek, çörek ne yapabilirsin? Yapabilirsin. mRNA da bu şekilde bir proteinin tarifini içerir. Ve bu sayede tekrar kullanılabilir kıymetli hocam. Şimdi bunu söyledikten sonra aşağıdaki şeklimize bakmanı istiyorum. Ben sana demiştim ki mRNA'da, tRNA'da, RNA'da hep kimden üretilir? Kimin üzerinden sentezlenir? DNA üzerinden. Bu RNA çeşitlerinin hücrede bulunma oranlarına baktığımız zaman en çok bulunan kim? Ribozomal RNA. Yaklaşık olarak %80 oranında sevgili hocam ribozomal RNA var. Biraz daha az miktarda kim dersek %15 gibi bir oranda tRNA var. En az miktarda bulunan kimdir diye sorarsak mesajcı RNA. Bu şekilde oranda sevgili hocam hücrelerde bulunduklarını söyleyebiliriz. Tekrar edelim. En çok RNA ribozomun yapısına katılıyor. Sonra tRNA, en az kim var? mRNA %5 oranında bizim hücrelerimizde bulunuyor diyoruz. Şimdi bunu söyledikten sonra geldik kime? Son RNA çeşitimiz ribozomal RNA. Kısaltması ne? RNA. O R ne demek? Ribozomun yapısında anlamına geliyor sevgili hocam. Kimin yapısına katılıyormuş? Söyle bakayım bana, ribozom organelinin yapısına katılan bir RNA'dır. Peki ribozomla ilgili
ilgili ileride anlatacağım sana ribozom nükleoprotein yapıdadır diyecekler. Ne demek? Bak nükleoprotein deyince kendinizi kaybediyorsunuz. Ulan bu ne demek diye böyle fenalaşıyorsun. Bak ne demek biliyor musun? Nükleo, nükleik asit içeren demek. Protein, protein de var demek. Nükleoprotein, nükleik asit yani RNA. Aferin söyle sen söyle. Bir de kim var demek? Protein molekülünden medene geliyor demek. Anlaştık mı? Soru. Ribozom nükleoprotein yapıdadır. Ne cevap veriyorsun? Evet. Niye? Protein arttı. RNA taşıdığı için. Bak hocam şurada görmüş olduğun egzantrik organelimiz kim? Ribozom organeli. Hücrede protein sentezi ribozomda gerçekleşiyor demiştim. Organeller kısmında yine değineceğiz hocam ribozomdan bahsedeceğiz. Şurada hocam ribozomun iki parçası var. Yukarıda görmüş olduğun parçaya büyük alt birim diyorlar. Altta gördüğün küçük parçaya küçük alt birim diyorlar. Senin bilmen gereken şey şu an için bu gördüğün parçaların içerisinde protein var. Başka kim var protein dışında? Bir de RNA mevcut sevgili hocam. Peki söyleyelim. DNA ve tRNA'da olduğu gibi bak bu bilgi de çok değerli. DNA ve tRNA'da olduğu gibi RNA'da zayıf hidrojen bağı taşır mı derlerse diyeceksin ki evet hocam hem tRNA hem RNA ne taşıyor mu söyle bakayım bana. Zayıf hidrojen bağı taşıyor sevgili hocam. Hiç küçükken kağıttan top oynadın mı bilmiyorum ama ben çok oynadım hocam. Kağıdı böyle bükersin kağıt böyle iyice ne olur top haline gelir ama vurduğu zaman istediğin yere gitmez. Üstüne bir şey sararsın. Ne sararsın? Bant. Aferin lan. Niye? Çünkü bantı sardığın zaman hem daha değerli toplu olur daha hızlı gider top bildiğin üzere. Ben şu şekilde kodlamıştım hocam. Proteinimiz kim burada kimi temsil ediyor dersek kağıdı temsil ediyor. Bizim RNA'mız neyi temsil ediyor dersek bant olarak aklında tutmanı istiyorum. İkisi de beraber birleştiği zaman oluşan topumuz kimdir dersek o da bizim ribozom organimizdir diyoruz hocam. Peki RNA molekülü nerede sentez edilir? Ökaryot hücrelerde derlerse ökaryot hücrelerde hücre kısmında daha detaylı bahsedeceğim. Çekirdekçik adını verdiğimiz bak şu içeride bir tane yoğun kısım var görebildin mi hocam? Bu gördüğün yapı kimdir dersek çekirdektir. Çekirdeğin içerisinde daha yoğun bir yapı var. Biz buna çekirdekçik ismini veriyoruz. Bu RNA nerede üretilir dedikleri zaman diyeceksin ki hocam çekirdekçikte ama hangi hücrelerde? Ökaryot. Ne demek? Çekirdeği olan hücrelerde çekirdekçikte sentezleniyor diyoruz. Bir görevi daha var sevgili hocam. Onu da söyleyelim. mRNA'nın ribozoma bağlanmasına ne yapıyor? Yardım ediyor. Değnekçi gibi gel abi gel. Hani arabadaki sensör gibi didiit yapana kadar değnekçi gibi ne yapıyor hocam? mRNA'nın ribozoma bağlanmasına yardım ediyor. Hangi DNA? RNA sevgili hocam. Aferin sana tebrik ediyorum. Şimdi mRNA ve RNA'yı minik tekrar edelim. Hangisi ribozomun yapısına katılır? Ne diyorsun? RNA. Hangisi DNA'dan aldığı protein şifresini ribozoma götürür protein sentezlenmesi için? mRNA. Peki bir soru daha sorayım. tRNA, mRNA, RNA. Hangisinde zayıf hidrojen bağı yok derse cevabın mRNA'da yok. Hangilerinde var? tRNA'da var bir de RNA'da. Zayıf hidrojen bağı bulunuyor demiştik sevgili hocam. Hücrelerde bulunma oranını sormuştum. En çok kim demiştin hocam? En çok RNA. Yaklaşık %80. Sonra kim sevgili hocam dersek? tRNA %15. En az bulunan da sevgili hocam mRNA %5 oranında olduğunu söylemiştim sana. Aferin tebrik ediyorum sevgili hocam. Şimdi seninle beraber birkaç tane daha bilgi söyleyelim. Çok az kaldı değerli hocam. Nükleik asitlerden RNA'yı da öğrenmiş olduk. Bütün vücut hücrelerimizde aynı DNA molekülü bulunur. Bu ne demek? Bunu söyleyelim. Şimdi sperm ve yumurta bir araya geldiği zaman neyi oluşturuyorlar? Zigotu oluşturuyorlar. Şimdi buradaki spermden ve yumurtadan bulunan genler bir araya geliyorlar. Zigotu oluşturuyorlar. Bu zigottaki DNA bölünüyor. Kimi oluşturuyor? Bir çocuğu oluşturuyor. Seni oluşturuyor, beni oluşturuyor. Peki mitoz bölünme yaptığı için her bir hücrede aynı DNA olmasını bekliyorsun. Ve sana diyecekler ki bir bireyin ya senin kolunda, bacağında, gözündeki, kulağındaki her hücrende farklı DNA mı, aynı DNA mı vardır derlerse ne cevap veriyorsun? Aynı DNA bulunur. Neden? Köken olarak hep kimden oluştukları için? Zigottan, döllenmiş yumurtadan meydana geldikleri için hepsinde aynısı var. Şu soruyu da soracaklar da sana. Ulan aynı DNA var, iyi güzel. Peki neden gözüm göz gibi, kulağım kulak gibi, burnum burun gibi, dilim dil gibi davranıyor? Niye bağırsakların besinlere sindirilmesinde ve besinlerin emilmesinde görev oluyor? Niye hocam göğsümde kalp diye bir organ oluşmuş derlerse diyeceksin ki hepsinde aynı DNA var. Çok güzel. Ama DNA üzerindeki aktif genler her bir dokuda, her bir hücrede farklı farklı olduğu için hücrelerde farklı görevleri yapmak için ne olmuşlar? Özelleşmişler. Yani gözündeki hücreler gözle ilgili bilgileri okuyorlar ve göze dönüşmüşler. Kalbindeki hücreler kalple ilgili kanın pompalanmasıyla ilgili bilgilere sahip oldukları için aslında bütün bilgiler var ama kalple ilgili kısmı sevgili hocam kullandıkları için kalbe dönüşmüşler. Aynı şekilde akciğerlerin, kulağın, cildin, anladın mı hocam? Kaşların, saçların buradaki bir genetik bilgiler DNA üzerinde hepsi mevcut. Her hücremizde genetik bilgileri tamamı mevcut ama organ hangi işle özelleşecekse koca DNA üzerinde sadece oradaki bilgiyi kullanıyor. Bu şuna benziyor. Sen bir biyoloji kitabı alıyorsun. Koca kitabın içerisinde hücre de var, protein sentezi de var, fotosentez, kemosentez de var, sınıflandırma da var, kalıtım da var ama sen diyorsun
diyorsun ki ben kalıtım çalışacağım. Sadece kalıtımın olduğu sayfayı açıyorsun. Buna benziyor hocam. Anlaşıldı değil mi? Bu önemli bir bilgidir. Israrla sorarlar. Tüm vücut hücrelerimizde aynı DNA var. Niye peki her hücre farklı farklı görev için özelleşmiş diye sorarsak. Yani farklı organlar farklı işler yapıyor derse diyeceksin ki aktif genler. DNA üzerindeki aktif genler farklı dokularda farklı çalıştığı için sevgili hocam bu şekilde özelleşme söz konusudur diyoruz. Aferin hocam, devam ediyorum. Bak yan tarafta ne görüyorsun hocam? Şu görmüş olduğun molekülümüz DNA molekülü. DNA üzerinde bulunan 3 tane nükleotiden oluşmuş olan şifreye biz kod diyoruz. Mesela PIN kodu diyoruz. Doğru mudur hocam? Recep İvedik filminde diyor ki benim kodum bozuk diyor. Bir filmde belki izlemişsindir diye tahmin ediyorum. Kod demek şifre demek sevgili hocam. Barkod. Mesela gidiyorsun alışveriş yapıyorsun. O kasadaki alışveriş yaparken ki kasaya dıt dıt okutturuyor ya. Orada görmüş olduğun o şerit ne ismi? Barkod. Bar çubuk şeklinde şifre anlamına geliyor. Her ürünü bu şekilde sayılarla çiziklerle ne yapıyorlar? Kodluyorlar. DNA üzerinde ne bulunuyormuş? Söyle bakayım bana. Kod bulunuyor. DNA'daki bu kodlara kodon ismi de veriliyor. Protein sentezinde bu kısma tekrardan değineceğim. Sadece bu kadarını bil. Hocam mRNA üzerinde bulunan üçerli birimlerin adı veriyormuş. Söyle bakayım bana. Kodon. Aferin. Buna da kodon ismini veriyorsun. DNA'dakine kod demiştik. mRNA'dakine kodon ismini vermiştin. tRNA üzerinde bulunan üçlü birimlere de verdiğim isim antikodon ismini veriyoruz. Ve bunlar üçer nükleotitten meydana geliyor ve birbirlerini ne yapıyorlar? Tamamlayan yapılar. Yani adenin karşısına timin geliyor. Guanin karşısına sitozin diyorduk ki hocam sen de DNA molekülünde. Aynı buna benzer bir tamamlama durumu söz konusu. Burada dikkat etmen gereken şey moleküllerin RNA mı DNA'da mı olduğuna bakmanı senden rica ediyorum. İyi bak şimdi. DNA'daki üçerli birimlere ne ad vermiştin? Söyle bakayım. Kod. Şifre demek. Kodon da diyoruz. Protein sentezine tekrar değineceğim. Hocam burada timin varmış, adenin varmış, sitozin varmış. Şimdi sorum şu. Buradaki DNA'da bulunan kod mRNA'ya aktarılırken nasıl aktarılır derse şu şekilde yapıyorsun. Timinin karşısında kim gelir hocam dersek ne cevap verirsin? Adenin gelir. Güzel. Normalde adenin karşısında kim geliyor biliyorsun? Timin geliyor ama biz RNA'dan bahsettiğimiz için buraya timin ne yapamıyorsun? Yazamıyorsun. Uracil yazıyorsun sevgili hocam. Peki sitozinin karşısında kim gelir dediğim zaman diyorsun ki hocam sitozinin karşısına da ne geliyormuş? Guanin geliyormuş. Dikkat ettiysen timin olmaz RNA molekülünde. Peki mRNA'daki kodon bu şekildeymiş. AOK diye çıktı. Peki tRNA'ya bakmanı istiyorum. Bu sefer de şu yöntemi kullanıyorsun. Yine aynı şeyi yapacağız. Adenin karşısında kim gelir? Timin mi? Ne diyorsun? Hocam RNA diyoruz. O zaman ne diyoruz? Uracil yazmamız lazım. Uracil'in karşısına ne geliyor diye sorarsak adenin geliyor sevgili hocam. Uracil'i timin gibi düşünebilirsin. Onun yerine adenin gelmesi lazım karşısına. Peki guanin karşısında kim geliyor diye soruyorum. Sitozin diye yazıyoruz. Bu sayede sevgili hocam birbirlerini tamamlayacak şekilde ne oluyor bu bilgiler? Aktarılıyor. Protein sentezi kısmında daha detaylı bahsedeceğiz hocam. Peki şu gördüğümüz nükleotidi görerek minik bir tekrar yapmak istiyorum. DNA ve RNA'nın yapı taşı kimdir diye sana sormuştum. Demiştik ki nükleotitler. Bak bakayım bir tane azotlu organik baz var. Bir tane 5 karbonlu şeker var. Azotlu organik bazda 5 karbonlu şeker arasında bir bağ. Ne bağı? Glikozit bağı bulunuyor. Glikozit bağı kurulduğu zaman şıp diye su açığa çıkıyor. Şu oluşan bileşiğe biz nükleozit ismini vermiştik. Bunu çok iyi biliyorsun. Aferin. Bir de fosfat ilave edersek ester bağı yardımıyla bu sefer oluşan bileşiğe verdiğimiz isim nükleotit. Aferin. Hadi bana söyle. Kaç çeşit azotlu organik baz var? Ne diyorsun? 5. Kaç çeşit nükleotit var dersem? 8. Neden? 4 çeşit DNA'da, 4 çeşit RNA'da olmak üzere toplam 8 çeşit nükleotit var demiştim. Çabucak söyleyelim. Adenin, guanin, sitozin, timin. Adenin, guanin, sitozin, urasil. Aferin sevgili hocam. Çalışmışsın. Peki küçükten büyüğe doğru bu molekülleri sıralayalım dersek. En küçük kim hocam? Azotlu organik baz, şeker, fosfattan oluşan nükleotit. Bu nükleotitler üçerli birimler halinde diziliyorlar. DNA'daki üçerli birimlere biz ne ad vermiştik? Söyleyelim. Kod demiştik. Kodlar birleşiyorlar sevgili hocam. Kimi oluşturuyorlar? Genleri oluşturuyorlar. Göz geni, saç geni, cinsiyet geni gibi genleri meydana getiriyor. Genlerin hepsi DNA molekülünü oluşturuyor. DNA molekülü değerli hocam hücre bölünmelerinde bahsedeceğim. Kısalıp kalınlaşıyor. Proteinlerle birleşiyor. Oluşan bu X harfine benzeyen büyük yapıya ne ad veriyoruz dersek kromozom ismini veriyoruz. Hücre bölünmesi kısmında kromozomdan tekrardan bahsedeceğiz. Küçükten bir sıralayalım. En küçük kim? Nükleotit. Peki zorlarlarsa nükleozit daha küçüktür diyebilir misin? Diyebilirsin. Derlerse ki azotlu organik baz mı daha küçük, nükleotit mi dersek ne diyorsun? Hocam baz da bir tabii ki de daha küçük. Yani bazen şıklarda yazabilirler. Bunu da uyandırmak istedim seni. Sonra kim var? Üçerli birimlere biz ne ad vermiştik? Adenin işte gibi üçerli birimlere biz kod demiştik. Kodlar genleri oluşturuyor. Genler DNA'yı DNA'da birleşerek DNA molekülü proteinlerle birleşerek kromozomu oluşturuyor sevgili hocam. Ve bu sayede DNA molekülüyle beraber RNA molekülünü işlemiş olduk. Bir sonraki dersimizde ne işleyeceğiz? ATP'nin yapısından bahsedeceğiz. Sonra mister gibi sorularımız var ve canlıların temel bileşenleri konusunda nokta koyacağız. Umarım anlaşılmıştır sevgili hocam. Beni güzelce dinlediğin için sana çok teşekkür ediyorum. Bu dersimizi bitirdik. Bir sonraki dersimizde ATP ve metabolizma konusunda görüşmek dileğiyle.
bilgileriyle dikkat edinen için seni ayrıca teşekkür ederim. Sana ayrıca tebriklerimi gönderiyorum. Saygılar, sevgiler sunuyorum. Bilemiyorum. Çok uzatasım yok çünkü daha konu anlatım videoları var. Hadi bakalım. Kendine çok iyi bak sevgili hocam. Bay bay. Çavs çavs. Burayı mı kapatıyorum? Ne tarafta kamera? Buradaymış. Görüşmek üzere sevgili hocam. Hadi bakalım. Bay bay.